Gelin do majör gamına piyano klavyesinde bakalım. Sadece beyaz tuşları kullanacağız. Bu tuşların verdiği seslere natürel sesler denir. Önce orta do ile başlayıp sol anahtarında do majör gamında yukarı çıkalım. Şimdi de fa anahtarında yine orta do ile başlayıp aynı gamda aşağı inelim. Sıra klavyedeki siyah tuşlarda. Beyaz tuşlardan çıkan natürel sesler yerine siyah tuşlara geçtiğimizde arızalı sesleri ya da başka bir deyişle arızalı notaları anlamamız gerekiyor. En sık kullanılan arızalar değiştirici işaretler, diyez ve bemoldür. Bu işaretler her zaman notanın önüne konur. Diyez, notayı yukarı doğru değiştirir, yani tizleştirir. Bemol ise notayı aşağı doğru değiştirir, yani kalınlaştırır. Şimdi, sol anahtarında ikinci çizgideki sol notasını çalacağız. Bu notanın önüne diyez eklersek, nota sol diyez olur ve piyanodaki sol tuşunun hemen sağ üst bitişiğindeki siyah tuşla çalınır. Solun önüne bemol koyduğumuzda ise sol bemol notasını elde ederiz ve bu da piyanoda sol tuşunun sol üst bitişiğindeki siyah tuşla çalınır. Gelin aynı alıştırmayı bir de la notasıyla yapalım. Bu la. Bu la diyez. Tekrar la ve la bemol. Sol diyezle la bemolün aynı sesi veren notalar olduğunu fark ettiniz, öyle değil mi? Ama farklı gösterilmişler, yani farklı yazılmışlar. Bunlara sesteş notalar adı verilir. Notaların sesleri aynı olmasına rağmen söz konusu arızalı notalar olduğunda adları farklı olabilir. Do'nun önüne diyez, re'nin önüne de bemol koyduğumuzda aynı sesi elde ederiz. Yani sonuç yine sesteş notalar olur. Son olarak piyano klavyesinde si ve do ile mi ve fa arasında siyah tuş olmadığını fark etmişsinizdir. Do bemolün si natürelle, si diyezin de do natürelle aynı tınlamasının sebebi de budur. Aynı şekilde fa bemolün mi natürelle, mi diyezinde fa natürelle sesleri aynıdır.